Bu videoda u dönüşümünün ne zaman yapılması gerektiği ve u'yu nasıl tanımlayabileceğimiz konuları üzerinde duracağız. Hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki 2x artı 1 çarpı karekök içinde x kare artı x dx'in belirli integralini almak istiyoruz. Bana burada u dönüşümü kullanıp kullanmayacağımızı ve eğer kullanacaksak da u'nun nasıl tanımlanması gerektiğini söyleyebilir misiniz? u dönüşümünün zincir kuralını tersten uygulamak olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Peki zincir kuralı neydi? Eğer bileşke bir fonksiyonumuz varsa, mesela diyelim ki f g x olsun, bunun x'e göre türevi dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevi yani f üssü gx çarpı içteki fonksiyonun x'e göre türevi yani g üssü x'tir. Bu integralle buna benzer bir ifade görüyor musunuz? Aynen buradaki gibi türeviyle çarptığımız ve içteki fonksiyon olarak adlandırdığımıza benzeyen bir ifade var mı? Bakın, eğer x kare artı x'e u diyecek olursak, u'nun türevi ne olur? x kare artı x'in türevi 2x artı 1'dir, öyle değil mi? O halde u dönüşümünü uygulamak için u'yu x kare artı x'e eşitleyebiliriz. Bu durumda du dx yani u'nun x'e göre türevde 2x artı 1'e eşit olur. Diferansiyel ifadeleri de değişkenler ya da sayılar gibi değerlendirip ifadenin iki tarafını dx ile çarparsak, evet dx ile çarpalım, du eşittir 2x artı 1 çarpı dx olur. Ve eğer fark ettiyseniz burada u'muz var, burada da 2x artı 1 çarpı dx. İntegralleri az sonra yazacağım şekilde yazmak çok da alışıldık bir durum olmasa da bu integrali baştan 3 terimin çarpımı olarak yazacağım. dx integral operatördür ama az önce de söylediğim gibi bu ifadeyi baştan karekök içinde x kare artı x çarpı 2x artı 1 dx'in integrali olarak yazacağım. Bunun biraz daha anlaşılır olması için buralara parantezler de ekleyebiliriz. Evet, şimdi ifadeyi yeniden göz atarsak, bu u, öyle değil mi? Bu da du. Gördüğünüz gibi bu ifadeyi karekök içinde u çarpı du olarak ifade edebildik. u'nun x kare artı x'e eşit olduğunu bir kere daha hatırlatayım ve bu ifadenin integralini almak diğerine göre çok daha kolay. Eğer kafanız karıştıysa isterseniz u üzeri 1 bölü 2 olarak da yazabilir ve ters kuvvet kuralını uygulayarak dönüşümü de geri aldığımızda Başka bir deyişle bu ifadenin ters türevini bulduktan sonra u gördüğümüz yere yeniden x kare artı x yazacağız. Hepsi bu.